Analitik düzlemde O merkezli çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 4'tür. Buna göre B noktasında y ekseni ve A noktasında O merkezli çembere teğet olan çemberin yarıçapı kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi hatırlayınız, çemberde uzunluk konusunu size anlatırken şöyle bir şey diyorduk. İki çember birbirine ister içten ister dıştan fark etmez teğetse mutlaka ama mutlaka merkezlerini birleştirin diyorduk, değil mi? O zaman aynı şeyi burada da yapalım. Hemen merkezleri ne yapıyorum arkadaşlar? Birleştiriyorum. Sonra sonra klasik hareketler. Merkez teğet. Merkezle teğeti birleştiriyorum. 90 bu bize neyi verecekti? Yarı R. E, burada o zaman yarı R. E, bu arkadaşın yarıçapını biliyoruz zaten. R kare 4'ten R2 değil mi? Bakın burada kaç geldi? 2. E şurayı da bana vermişler sağ olsun. Sıfıra 4 noktası olduğuna göre burası 4. E, ben burada Pisagor yazar. R'yi bulurum değil mi? B kenarı 4 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen 3 4 5. Ha R'ye 3 desek sağlıyor mu? 3 4 vallahi sağlıyor değil mi? Burada 5 oldu. Demek ki R kaçmış arkadaşlar? 3. Cevabımız B şıkkı. Analitik düzlemde B noktasında y eksenine teğet olan çember OA çaplı çembere dıştan teğettir. Yukarıdaki verilere göre çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi zaten biz biliyorduk ki iki çember birbirine teğetse ister içten ister dıştan fark etmez. Merkezlerini birleştireceğiz. E zaten burada da merkezler arası uzaklığı soruyor. O zaman süper oldu. Bunun merkezi tahmini şurada bir yerde. Bununki de tam şurada bir yerde. Neye dikkat edecektik? Merkezleri birleştiren doğru tam şu teğet oldukları noktadan geçmek zorundaydım. Şimdi A noktası 8'e 0 olduğuna göre demek ki O A 8 birim. Yani çap 8. O zaman yarı çap kaç gelecek? 4. Şuralar 4. Peki bu minik yavrunun yarı çapını biliyor muyuz? Hayır. R diyelim ona. O zaman burası R. Buradan olacak? R. Peki burası kaç? Burası 4. E peki şurası kaç? Orada 4 değil mi arkadaşlar? Ha, bakın burada bir dik yamuk oluştu. Bakın şöyle biraz daha büyük çizeyim. Daha rahat görelim. Şurası kaç? R. Burası kaç? 4. Bura kaç? 4. Burası 4 artı R. Öyle değil mi? Bakın şu dik yamuğu geldim buraya taşıdım. Daha rahat işlem yapmak için. E, dik yamuk klasik hareket köşeler 90 derecedir. Onun için buradan bir dik gelirsiniz. Burada bir dik dörtgen oluşur. Burada 4 ise burada 4. Burada R ise burada R. Tamamı 4 O zaman buraya ne kaldı? 4 eksi R. Şimdi şu dik üçgeni görüyor musunuz? Bir kenarı 4 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen 3, 4, 5. Buranın 3 olması için R'ye 1 desek. Evet burada 5 oluyor. Süper. Demek ki R kaçmış? 1. O zaman burası 1. Neyi soruyor? Merkezler arası uzaklık. Yani şu kırmızı çizgi mi soruyor? E 1 artı 4'ten 5. Cevabımız B şıkkı. İki tane çember denklemi verilmiş ve bize şunu soruyor. Çemberlerin birbirine en yakın iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Ha, şimdi çemberlerin arasındaki uzaklığı sorduğuna göre bu çemberler birbirleriyle demek ki kesişmiyorlar. İki tane çember. Birinin merkezi kaç arkadaşlar? 2'ye 4. Yarı çapı 3 birim. Diğerinin merkezi eksi 4'e eksi 4 yarıçapı çapı 4 birim. Değil mi? Şimdi bu iki çember arasındaki uzaklığı bulmak için ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk. İşte bu merkezleri birleştirdiğinizde oluşan doğru parçası üzerinde çemberler arasında kalan kısım bize neyi veriyordu? En kısa uzaklığı veriyordu. Şimdi şurada 4 yarıçapı biliyoruz. E bunun da yarıçapı çapı 3. Ha, komple uzunluğu bileydim. 4, 3 daha 7'yi çıkartır. Şu minimum uzaklığı bulurduk. E, komple uzaklığı da bulurum ben. 2 nokta arası uzaklık yaparsak olay biter değil mi? Apsisler farkı 6'nın karesi. Ordinatlar farkı 0 değil mi? Pardon şurası eksi 4 olacaktı bakın. Hiç uyarmıyorsunuz ha. Şurası eksi 4 olacaktı. O zaman ordinatlar farkı 8 karesi. Toplamının kare kökü. Kaç geliyor bu da? 6, 8, 13 geliyor değil mi? 10 geliyor. Ha 4 3 daha 7. E, komple uzunluk 10. Demek ki şu minimum yere minimum yere yani bu ufak yere de ne kaldı? 3. O da zaten kim? Çember arasındaki en yakın iki nokta arasındaki uzaklık. Cevabımız A şıkkı. Y eşittir 2x artı 1 doğrusu çemberini A ve B noktalarında kesmektedir. Buna göre A, orta noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi bir tane çember var. Şöyle bir şey. Bir tane de doğru var. Doğru çemberi A ve B noktalarında kesiyormuş arkadaşlar. Bizden şunu istiyor ama AB'nin orta noktası. Ha şuraya T dersek AB'nin orta noktası. Bu T'nin koordinatlarını istiyor. Şimdi çemberle doğrunun kesim noktaları lazım bana. O zaman ne yapmam gerekiyor? İkisini ortak çözmem gerekiyor. Kesim noktasını bulmak için İster doğruya doğru, isterseniz doğruya çember, isterseniz çembere parabol. Ne derseniz deyin. Aklınıza ne gelirse gelsin arkadaşlar. İki tane fonksiyonun ne belirttiği önemli değil. Ortak noktalarını bulmak istiyorsanız kullanılabilecek en genel yöntem nedir? Ortak çözmek. O zaman bu ikisini ortak çözelim. Nasıl çözelim? Y 2x artı 1 eşit ya o zaman gelip şurada yerine yazalım. Ne oldu? x artı 3'ün karesi. Artı y ye yerine 2x artı 1 yazıyorum. Karesi 18'i de atıyorum bu tarafa. Eksi 18 eşittir 0. Şimdi burayı açacağız. Yapacak bir şey yok. x kare artı 6x artı 9. Burayı açarsam 4x kare artı 4x artı 1. Hatta artı 1 eksi 18 eksi 17 eşittir 0. Toparla 4x kare 1x kare burada var 5x kare. Artı 6x 4x burada var 10x. Artı 9 eksi 17 eksi 8 eşittir 0. Her tarafı ha, hiçbir şeye bölemiyoruz. Böyle kaldık. O zaman bizim denklem neymiş arkadaşlar? 5x kare artı 10x eksi 8. Bakıyorum çarpanlarına ayrılır mı? Pek ayrılacak gibi de durmuyor. Ha belki ayrılıyordur ama benim pek ayırasım yok bunları. E, ne yapacağım o zaman? Şu t noktasını ben direkt bulurum bunu çarpanlarına ayırmadan da. Nasıl olacak hocam? Şimdi şu a noktasının apsisi x1 olsun. Bu B noktasının apsisi de x2 olsun. Yani bu x1 ile x2 kim? A ve B'nin apsisleri, Yani çemberle doğrunun ortak çözümünden elde edilen x'ler. Yani kökler. Peki şu T noktasının apsisi orta nokta ya şöyle bulunmaz mı? Apsisler toplamının yarısından bulunur değil mi? Orta noktayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kimin orta noktasıysa? Ona ait apsislerin toplamının yarısından. E apsisler toplamı demek kökler toplamı demek değil mi? Ha kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan kaça eşit? Eksi 2'ye yarısı eksi 1'e. Ha demek ki t noktasının apsisi eksi 1'miş. Süper. Demek ki şu arkadaş çarpanlarına ayrılmıyorsa kökler toplamının yarısından orta noktayı bulabiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Süper. Peki ordinatı nasıl bulacağım? Ordinat için böyle bir şey yapamam. Ama zaten gerek de yok ki. Bu doğrunun denklemi y eşittir 2x artı 1 değil mi? Peki t noktası bunun üzerinde değil mi? O zaman t noktası bunun denklemini ne yapar? Sağlar. E apsis kaç? Apsis eksi 1. Hop yaz yerine ordinatta eksi 1 geldi mi? Ha, demek ki a ile b'nin orta noktasının koordinatları eksi 1'e eksi 1. Cevabımız d şıkkı. Analitik düzlemde 3 tane doğru varmış. Bu doğruların oluşturduğu üçgenin çevrel çemberinin merkezini istiyor. O zaman bu doğruları şöyle bir çizmem lazım ki net bir vaziyette çevrel çemberini görebileyim değil mi? Buna taslak olmaz arkadaşlar. Bunu çizmek lazım net bir şekilde. Hadi çizelim. Birinci arkadaştan başlıyorum. X'e 0 verin. Y'si kaç geliyor? 2. Y'ye 0 verin. X'i kaç geliyor arkadaşlar? 4. O zaman şöyle bir arkadaş değil mi? Şöyle bir şey. 2'ye 4'ten geçen. Tamam bunu çizdik. Ne mutlu bize. Şimdi diğer arkadaşa bakalım. X'e 0 verin. Y'si 4. Şurada bir yerde. Y'ye 0 verin. X'e 2. Yani o da şöyle bir arkadaş. Pekala. O da bu arkadaş. Ve bir de x eşittir 0 doğrusu. x eşittir 0 doğrusu ne demekti? Bütün x'lerin 0 olduğu doğru. E bütün x'lerin sıfır olduğu doğru y ekseni değil mi? Ha x eşittir 0 doğrusu da y ekseni demek. O zaman bu iki doğru ve y ekseni arasında kalan bölge neresi? Şu mu? İşte bu üçgenden bahsediyor. Bu üçgenin çevrel çemberinin merkezini istiyor benden. E buluruz. Burada sadece şuna dikkat edeceğiniz. Bu arkadaşın eğimi ne? Eksi 1 bölü 2. Bu arkadaşın eğimi ne? 2. E çarpım bunları. Eksi 1. E eğimler çarpım eksi 1 ise demek ki bunlar dik kesişen 2 doğru. Sadece buraya çok dikkat etmek lazım. O zaman burası 90 derece oldu mu bakın. Gözüküyor mu? Kırmızı yapalım. Bakın şurası kaç derece olacak demek ki? 90 derece. E çevrel çemberi demek arkadaşlar şu demek değil mi? O üç köşesinden geçen çember. E burada 90 derece olduğu için haliyle bu arkadaş çap oldu mu? Değil mi? E merkez nerede? Bu çapın tam ortasında. Yani şurada. E ben buranın koordinatlarını bulur muyum? Çok rahat. Burası 2. Burası 4. O zaman bu tam ortada ne olacak? 3. Ha buranın koordinatları ne olacak o zaman arkadaşlar? 0'a 3. Bakın soru çok kolay çıktı. Ama nereye dikkat etmek lazımdı? şu aradaki 90'a yani bu iki doğrunun birbiriyle dik kesiştiğine dikkat etmek gerek gerekiyor. Onu yakaladıktan sonra zaten merkez koordinatları rahatlıkla geldi. 0 3. Orası ne oldu? Çap oldu. Merkezde çapın tam ortasında 2 ile 4'ün tam ortasında kim var? 3. Y ekseni üzerinde olduğu için apsis 0. Cevap da C şıkkı. Denklemi x eksi 4'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 24 olan çemberin y eşittir eksi x, x doğrusuna göre simetri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar doğruların simetri için çemberin simetri için ya da abartalım bakın daha da genişletelim parabolün simetri için ya da rastgele bir fonksiyonun simetri için noktanın simetriğini bilmeniz yeterlidir. Onu biliyorsanız bu saydıkların hepsinin simetriğini zaten biliyorsunuzdur. Nasıl oluyor o iş? Şöyle bakın. Ben size desem ki bir AB noktası. Bunun y eşittir eksi x'e göre simetriğini bulunuz. Neydi arkadaşlar kuralımız? Y eşittir eksi x'e göre simetriğini aldığınızda absisli ordinat yer değişiyor. Aynı zamanda işaret de değişiyordu. Yani eksi b'ye eksi a oluyor. Bakın AB noktasının y eşittir eksi x'e göre simetri buydu. Y eşittir x'e göre simetrinde yerler değişiyordu sadece. Eksi x'e göre simetrini aldığınızda ise hem yerler hem de işaretler değişiyordu. Şimdi bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Hatırladık mı? Hatırladık. O zaman aynı şey çember içine geçerlidir. Bir çemberin y eşittir eksi x'e göre simetrini aldığınızda x ile y'nin hem yerleri hem de işaretleri değişir. Yani ne olacak? Bu x yerine eksi y ye gelecek. Bu y yerine eksi x gelecek. O kadar. Olay bundan ibaret. Şimdi tabii bunu düzenlemek lazım. Şıklarda böyle yazmaz çünkü. Eksi y eksi 4'ün karesini ben şöyle yazsam olur mu? Eksi parantezinde y artı 4'ün karesi diye yazsam. Bunu da eksi parantezinde x eksi 2'nin karesi diye yazsam. Bir zararı var mı? Yok. E, eksinin karesi artı. O zaman burası ne oldu? Y artı 4'ün karesi oldu. Artı e eksi'nin karesi artı burası ne oldu? x eksi 2'nin karesi oldu. Eşittir 20. Ha bu varmışlıklarda bakalım. x eksi 2'nin karesi artı y artı 4'ün karesi eşittir 24. Tabii ki de var değil mi? Dikkatli olun ama aradan bir işaret falan kaçırırsınız. O kadar emeğiniz boşa gider. Dikkat. Evet aradığımız cevap D şıkkı. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. A, C, B, C dik olacak şartı sağlayan C noktalarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi geometrik yer denklemi yine karşımıza çıktı. Neydi arkadaşlar geometrik yer denklemi? Önce onu bir hatırlatalım. Size bir tarif verecek. O tarife uygun bütün noktaları yerleştirdiğinizde yani o gerekirse sonsuz tane noktayı yerleştirdiğinizde bu sonsuz tane nokta bir şekil oluşturacak. Kimi zaman bir doğru olur, kimi zaman bir çember olur, kimi zaman bir parabol olur, Olur da olur. İşte o oluşturduğu şeklin denklemi size geometrik yer denklemini verecek. Şimdi adam burada bir tarif yapmış. Diyor ki A noktası var diyor. E olsun işte şurası A noktası 6 eksi 2. Bir de B var diyor. E B de burası olsun. 4 2. Sonra bir C noktası tarif ediyorum sana diyor. Ne diyor? Bu C noktalarının özelliği şu. AC ile BC'yi çizdiğinde birbirine dik olacak diyor. Mesela şu olabilir gibi tahmini değil mi? C bu olabilir. AC'yi çizdim, BC'yi çizdim. Birbirine ne olacak? Dik olacak. Yalnız bu C bir tane değil ki, bir sürü var. Nasıl? Mesela şurada da olabilir C. AC'yi çiz, BC'yi çiz. Burası ne olacak? Dik olacak. Mesela şurada da olabilir. AC'yi çiz, BC'yi çiz. Bunlar birbirine dik olacak. Niye hep o tarafta çalışıyorum ki? Belki buradadır. AC'yi çiz, BC'yi çiz, dik oldu. İşte bu C'lerden sonsuz tane çizdiğinizde yapabilirseniz bir şekil oluşacak. O şeklin denklemi bize geometrik yer denklemini verecek. Peki birkaç tane çizdikten sonra bu C'lerin yerini artık bilmeniz lazım. Ola ki bilemediniz. Sınav heyecanı, streslendiniz. Hemen şıklara bakın. Şıklar size ne olacağını söylüyor zaten. Bakıyorum şıklara. E bunların hepsi çember denklemi. Demek ki C'lerin oluşturacağı şekil bir çember olmalı değil mi? Ha, sınavda da demek ki böyle kopya çekebilirsiniz çıktılara bakın. O zaman bu çember olacak da ne alaka? Ne alakası var mı? Çok net bir şekilde çember olur değil mi? Hatırlayınız şunu şöyle çizdiğim zaman AB çap olur. E, ne diyorduk? Çapı gören açı 90 derece. Ha bu demek ki C noktaları çember üzerindeki noktalar. Hepsi çapı gördüğü için 90 derece olacak. Gayet mantıklı. O zaman C noktalarının oluşturduğu bu mavi şekil bir çembermiş. Benden çemberin denklemini istiyor. Peki ben neyi biliyorum? A ve B uçlarını biliyorum. A ve B uçları ne? Çap uçları. O çap uçlarını biliyorsak her şeyi buluruz. Öncelikle merkezi buluruz. Merkez çapın tam ortasında değil mi? Söyleyin o zaman bana merkez koordinatlarını. Orta nokta yapacağız değil mi? Neydi orta nokta? Apsisleri topla 6, 4 daha 10. Yarısı 5. Ordinatları topla 0 yarısı 0. Merkezi bulduk 5'e 0. Bir de yarıçap uzunluğu bulursak harika olur. Ne yapalım? O ile A arasındaki uzaklığı bulalım. O zaten bize yarıçapı verir. Hocam B ile O arasındakini bulsak o da olur evladım. Ne olmasın? İkisi de olur. Hadi bulalım. Apsisler farkı 6 eksi 1 1'in karesi. Ordinatlar farkı eksi 2 eksi 0 eksi 2 karesi 4. Toplamının kare kökü. Kaç geliyor o da? Kök 5 mi? Ha yarıçapı da bulduk. Kök 5. Merkez 5'e 0 yarı çap kök 5. Yazıyorum denklem hazır mısınız? x eksi 5'in karesi artı y eksi 0'ın karesi artı kök 5'in karesi. Pardon artı olur mu? Eşittir kök 5'in karesi yani 5. İşte aradığımız cevap yani c şıkkı. x artı 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 169 çemberinin 24 birim uzunluğundaki kirişlerinin orta noktalarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu testteki 7. sorunun videosunu izlemediyseniz arkadaşlar önce onu mutlaka bir izleyin. Orada geometrik yer neye deniyor? Ondan size böyle uzun uzun bahsettim. Şimdi onu izlediğinizi farz ediyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. İzlediyseniz zaten sıkıntı yok. İzlediğinizi farz ediyorum ve ben direkt soruyu çözmeye başlıyorum. Bir tane çember var. Bu çemberin merkezi eksi 3'e 2. Yarı çapı da r kare 169'dan 13. O zaman şöyle bir arkadaş. Merkez eksi 3'e 2. Yarı çap 13. Şimdi bize diyor ki. Bu çemberin 24 birim uzunluğundaki kirişlerinin. Mesela bir tanesi şu. 24 birim uzunluğunda. Bu kirişin şu orta noktalarının geometrik yerinin denklemi. Şimdi niye orta noktalarının demiş. E çünkü bu çemberin 24 birim uzunluğunda bir tane kiriş yok ki. Sonsuz tane kiriş var. Mesela bir tane tam bunun karşısında var 24 birim uzunluğunda. Mesela bir tane burada var. 24 birim uzunluğunda. Mesela bir tane burada var. 24 birim uzunluğunda. Daha daha burada da var mesela 24 birim uzunluğunda. Tam ortası burası. 24 birim uzunluğunda bir tane daha var. Tam ortası burası. E şimdi bakın dikkat ettiyseniz bu sonsuz tane çizsem bu kirişlerin bu orta noktalar sanki şöyle bir çember oluşturmuyor mu? Ha, bu çemberin denklemini istiyor zaten bizden. E, ola ki göremediniz. Şıklara bakın çaktırmadan. Şıkların hepsi çember denklemi değil mi? Demek ki bu orta noktalar bir çember oluşturuyor ki. Şıklara çember denklemi yazmış. O zaman mesele şu. Bu çemberin merkezi nedir? Yarı çap uzunluğu nedir? E, merkezi farkındaysanız sanki aynı. Eksi 3'e 2 gibi. Ben yarı çapı bulacağım. E, bulalım. Kirişin uzunluğu kaçtı? 24. O zaman ortadan 2'ye böldük buralar 12 12 mi? Bizim çemberin yarıçapı kaçtı? 13. O zaman şunu çizersek burada 13. E, merkezle teğeti birleştirirsek bu da yarıçap olmaz mı? Yani o da kaç? 5 değil mi? 13 12 5. Ha merkez eksi 3'e 2 yarıçap 5 olacak. Merkez eksi 3'e 2 yarıçap 5. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Artık denklemi kendiniz yazıyorsunuz değil mi? Benim yazmama gerek yok. Kocaman adam oldunuz. Cevabımız C şıkkı. X eksi 3'ün karesi artı Y artı 2'nin karesi eşittir. 100 çemberine içten teğet ve yarıçapları çapları 2 birim olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yer denklemi. Şimdi ne yapacağız? Şunu bir çizeceğiz. Merkez kaç arkadaşlar bu arada? 3'e eksi 2. Yarıçap, çap R kare yüzden yarı 10. Şöyle bir çember. Değil mi? Merkezi burası 3 eksi 2 yarı çapı 10. Şimdi ben bu çemberin içerisine bu çembere içten teğet olacak ve yarı çapı 2 birim olacak şekilde çemberler çizeceğim. Yarıçap 2 imiş değil mi? Böyle. Kaç tane çember çizeceğim? Sonsuz tane. Tabii ben sonsuzunu da çizmeyeceğim. Yani şöyle birkaç tane çizsem yeterli. Ne istiyor benden? Bu çemberlerin yani bu çizdiğiniz sonsuz tane çemberin merkezlerinin geometrik yer denklemi. Yani diyor ki Hepsinin merkezini göstersen diyor. E gösterdim. Ne olur? Onun denklemini bir yaz hele diyor. E, dikkat ettiyseniz sanki onların merkezleri de şöyle bir çember olmaz mı arkadaşlar? Ha benden bu çemberin denklemini istiyor. Merkez tamam aynı gene 3 2. Bir de yarıçapı bulursam bu mavi çizdiğim çemberin soru bitti. E, hemen ne yapıyorum? Hop merkeze birleştiriyorum değil mi? Bizim büyük çemberin yarıçapı kaçtı? 10. Ha ben bunu devam ettirsem şuraya kadar 10 olur. E bu arkadaşın yarıçapı 2 idi. O zaman buraya ne kaldı? 8. Ha bizim demek ki şu merkezlerin birleştirmesiyle oluşan mavi çemberin merkezi 3 eksi 2 yarıçapı 8. Ben bunun denklemini yazarım. x 3'ün karesi artı y eksi eksi 2 yani y artı 2'nin karesi eşittir 8'in karesi 64. Aradığımız cevap e şıkkı. Dik koordinat düzleminde A noktasından geçen ve çemberinin üzerinde hareketli bir P noktası alıyormuş. Ha. A noktasından geçen çemberin üzerinde hareketli bir P noktası alınıyor. Bakın düzgün okumanın faydaları değil mi? İlk okuduğumda hiçbir şey anlamamıştım. İkinci okuduğumda her şeyi anladım. Onun için soruları net okuyun. Buna göre AP'nin orta noktalarının geometrik yer denklemi. Tamam. Hemen çemberimizi, çemberimizi çizelim. Şöyle bir çember var. Merkezi kaç bizim çemberin? 5'e eksi 1. Yarı çapı re kare 20'den kök 22 kök 5. Ve üzerinde de bir 1'e 1 noktası alıyorum. Ha, o da şurası olsun. 1'e 1 noktası. Merkezde arkadaşlar şurası. Bunun da koordinatları neydi? 5'e eksi. Şimdi ne diyordu? Bir daha okuyalım. A noktasından geçen bir de hareketli bir P noktası varmış. X'e diye. E, AP'nin orta noktasının geometrik yeri. Şimdi bakın dikkat edin. AP şu değil mi? Onu bakın maviyle göstereyim. AP şu değil mi? İşte bunun orta noktası bu. E şimdi buradan bir şey anlaşılmıyor. Zaten böyle de olmaz. P noktası çember üzerinde hareketli bir nokta değil mi? Kaç tane nokta var çember üzerinde? Sonsuz tane. O zaman bu P noktası bu sonsuz tane noktadan herhangi birisi olabilir. Hepsine bakmam lazım. O zaman mesela P noktası burada da olabilir. O zaman AP bu olur. Orta noktası da bu olur. Mesela P burada da olabilir. O zaman AP bu olur. Orta noktası da bu olur. E P tam bu A'nın karşısında da olabilir. Değil mi? Çap olacak şekilde. O zaman orta noktası bu olur. E P belki bu taraftadır değil mi? O zaman AP bu olur. Orta noktası bu olur. Belki P buradadır. AP bu olur. Orta noktası bu olur. Ha şimdi bu orta noktalar acaba ne belirtir diye düşünmem lazım ki. Ne diyorduk size? E şıklardan kopya çekin. Bakın şıklar hepsi çember denklemi değil mi? Demek ki bu orta noktaları birleştirdiğimde bir çember oluyormuş. Ha, hakikaten de benziyor değil mi? Şöyle 4-5 tane çizerseniz zaten şekli tahmin edersin. Ha, o zaman şöyle bir çember oluşuyormuş. Benden bu çemberin denklemini istiyor. Geometrik yer ne demekti? Sonsuz tane noktayı çizin. Çizebildiğiniz kadar. O noktalar hangi şekli belirtiyorsa onun denklemi Geometrik yer denklemi diyorduk. O zaman ben bunu nasıl bulabilirim? Dikkat edin. Bu çemberin çapı şu arkadaştır. Değil mi? Bu arkadaş. Çünkü tam ortadan geçiyordu. P buradaki. O zaman merkez de bu ikisinin ortası olur. Nasıl buluyorduk orta noktayı arkadaşlar? Yani merkezi. apsisleri topla 6 yarısı 3. Ordinatları topla 0 yarısı 0. Demek ki bizim çemberin merkezi 3'e 0. Acaba yarı çapı kaç? Bizim büyük çemberin yarıçapı kaçtı? 2 kök 5. Yani şurası 2 kök 5'ti değil mi? O zaman bu tarafta 2 kök 5. Ha, o zaman buralar ne oldu? Kök 5. Ha, bizden istenilen çemberin merkezi 3'e 0. Yarıçapı kök 5. Yani x eksi 3'ün karesi artı y 0 yani y'nin karesi eşittir kök 5'in karesi. Aradığımız cevap A şıkkı. Dik koordinat düzleminde x artı 1'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 18 çemberinin dik kesişen teğetlerinin kesişim noktalarının geometrik yerinin denklemi. Hadi şu çemberin merkezini bir bulalım. Eksi 1'e 4. Yarıçapı çapı kaç? R kare 18'den. Yarıçapta kaç geldi? 3 kök 2. O zaman şöyle bir çemberimiz var. Merkezi eksi 1'e 4. Yarıçapı çapı 3 kök 2. Peki ne diyor bize? Bu çemberin dik kesişen teğetlerinin kesim noktası. Şimdi bir tane çizelim mesela. Şu bir teğet değil mi? E, bu da bir teğet. İşte dik kesiştikleri nokta şurası. Bu. Ama ne diyorduk size? Geometrik yer denklemini bulurken sonsuz tane noktanın belirttiği şeklin denklemini bulacaksınız diyorduk. E, biz bir tanesini bulduk daha. Bunun gibi daha bir sürü var. Ne yapalım? Biz birkaç tane daha çizelim ki yorum yapması rahat olsun. Değil mi? Ne yapalım? Şuradan bir teğet çizelim. Değil mi? Sonra buradan bir teğet çizelim. Ha, bakın burası 90 derece. Şu noktadan bahsediyor. Ya da buradan bir teğet çizelim arkadaşlar. Buradan bir teğet çizelim. Burası 90 derece. Aynı şekilde bakın şuradan bir teğet çizelim. Buradan bir teğet çizelim. Gene burası 90 derece. İşte bunların bu noktaların benden geometrik yerini istiyor. E şimdi dikkat edin acaba bu ne belirtiyor? Hemen şıklardan kopya çekin. Ne var? Çember. O zaman bu bir çember belirtmeli değil mi? Şimdi mesela zaten şıklarda ne yazacak ben size söyleyeyim. Ola ki ÖSYM size tuzak kurmak istiyor. Şıklara yazacağı denklemlerden birisi doğru denklemi, diğeri parabol denklemi olacak. Bir de alakasız, karmaşık bir denklem vardır. Şimdi alakasız, karmaşık bir denklemi yani sizin hiç bilmediğiniz formatta bir denklemi zaten karşınıza çıkma ihtimali çok düşük. Bilmiyorsunuz çünkü ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyin denklemini zaten bilemezsiniz. E, bu noktaların çember belirtmeyeceği de belli. Şey, i̇şte özür dilerim çember diyorum. Doğru belirtmeyeceği de belli. E, parabol de belirtmez. Çünkü bu noktalar kapalı bir devre oluşturuyor. Parabol kapalı bir devre değil biliyorsunuz. Kolları ne yapıyor? Sonsuza kadar açılarak gidiyor. E, o zaman geri zaten ihtimal olarak ne kalıyor? Çember. O zaman şöyle bir çember demek ki. Bizim aradığımız şey. E, dikkat edin gene merkezi bu olacak mı? E, sıkıntı şu. Acaba bunun yarı çapı ne? E, yarı çapı şu olmaz mı arkadaşlar? Bakın noktalardan bir tanesiyle birleştirseniz. işte şunlardan birisi yarı çap. Hangisini bulursanız bulun. E ben şunu bulurum. Neden? Bakın şurası teğet değil mi? 90. Aynı şekilde burada teğet değil mi? 90. E, şunlar kare değil mi arkadaşlar? Bakın bu vatandaş buna eşit. Kaçtı yarı çap? 3 -2. O zaman bura 3 -2 -2. Bura 3 kök 2. E, kare demek ki burada 3 kök 2. Ha Pisagor'u gördünüz. 3 kök 2. 3 kök 2 kök 2 katı 6. Demek ki bizim mavi noktaları oluşturduğu şekil bir çember. Bu çemberin merkezi eksi 1'e 4. Yarı çapı da 6. Merkez eksi 1'e 4. Yarı çap 6. Yani aradığımız cevap D şıkkı. 3 2 noktasının P noktasından geçen doğrulara göre simetriklerinin geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu soru birazcık daha yani buraya kadar çözdüğümüz sorulara göre daha zor, daha ağır bir sorun. Şimdi bunun ne olduğunu kestirmek daha zor arkadaşlar diğerlerine nispeten. Onun için bunu bir farklı bir yoldan çözeceğim. O farklı yolun da var olduğunu bilin. Şimdi diyor ki A noktası 3 2 bir tane de P noktası var. Eksi e 0. Şu A noktası olsun. Şu da P noktası olsun. Eksi e 0. Diyor ki A noktasının bu noktadan geçen doğrulara göre simetriklerinin geometrik yer denklemi. Ha bakın bu noktaya göre simetrini demiyor. Bu noktadan geçen doğrulara göre e, bu noktadan sonsuz tane doğru geçen o zaman her birine göre simetriklerinin geometrik yer denklemi istiyor. Mesela bu noktadan geçen doğrulardan bir tanesi bu değil mi? E buna göre simetrini alalım hadi. Neydi arkadaşlar simetride altın kural? Eşit uzaklıkta diğer tarafa yansıyacaktınız ve mutlaka bunu 90 derecelik açı altında yapacaktınız. İşte A noktasının bu P noktasından geçen doğrulardan bir tanesine göre simetri şu arkadaş. Ne diyelim buna? XY diyelim. Niye XY dedik? Seçiklere bakın. XY'ye bir denklem oluşturacağız. Ya. Onun için XY ediyoruz. Şimdi başka ne olabilir? P'den geçen başka bir doğru çizersiniz. Ona göre simetrini alırsınız ama bir güzellik yakalayamazsınız. Yani oluşacak şekli görmeniz çok zor olur. O zaman ne yapacağız? Bir tanesiyle yetineceksiniz. Yani şunla soruyu çözmeye çalışacağız. Burada şunu görmeniz lazım. Bakın dikkat ettiyseniz şu noktada hem diklik var hem de kenar ortay var. Ha, sanki bir ikiz kenar var gibi değil mi? Dört tane eşitlik. Açı ortay, yükseklik kenar ortay ikiz kenar bu dördünden ikisi varsa diğer ikisi de mutlaka vardır diyorduk hatırlıyorsunuz ta senenin başında. ve o zaman burada bakın kenar ortay var diklik var o zaman buradan ikiz kenar çıkar nasıl gelir ben şununla şunu çizersem işte burası açı ortay olur ve bu arkadaş da bir ikiz kenar olur. Ha, bunu yapınca şunu fark ettim bakın AP arasındaki uzaklık şuraya C diyelim. PC arasındaki uzaklığa eşit oldu mu? O zaman ikisinin arasındaki uzaklığı yazıp birbirini eşitleyelim. Oradan büyük ihtimalle denklemi bulurum. Hadi yapalım. AP arasındaki uzaklığı CP arasındaki uzaklığı eşitliyorum. AP arası uzaklık kolay. Apsisler farkı 4. Karesi 16. Artı ordinatlar farkı 2. Karesi 4. Karekök. Eşittir. Şimdi CP arası uzaklık. Apsisler farkı x eksi eksi 1. Yani x artı 1'in karesi. Ordinatlar farkı y eksi 0. Yani y'nin karesi toplamının karekök. Karekökler gitti mi? Ha, 20 eşittir. X artı 1'in karesi artı y kare. Bakın bir denklem bulduk ya. İşte bu denklem zaten sorunuzun cevabı. X artı 1'in karesi artı y kare eşittir. 20. Ha demek ki bu geometrik yer sorularından bazılarını da bu şekilde çözebilirsiniz. Siz bir uzaklık ne bileyim bir eğim ya da ne bileyim eğimler çarpım bu gibi şeyler yazdığınızda bulduğunuz o eşitlik zaten direkt sorunuzun cevabıdır. Bu tipte de ne yapabilirsiniz soruları çözebilirsiniz. O zaman aradığımız cevap B şıkkı.